Marmaris Çevreciler Derneği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşbirliği ile 1,5 yıl önce başlatılan deniz dibi araştırmasının devamı niteliğinde bir kez daha Yalancı Boğaz mevkiinde dalgıçlarla çalışma yaptı. Yapılan çalışmalara dernek başkanı Ahmet Kutengin, dalgıç Anıl Arıcan ve özel bir mühendislik firmasından gelen yetkililer katıldı. Su altında yapılan incelemeler sonunda eksik verilerin de tamamlanmasının ardından deniz dibi temizliği ile ilgili projenin hayata geçirilebilmesi için ilgili devlet kurumları ve üniversitelere başvuru yapılacak. Bildiğiniz gibi bu Yalancı Boğaz çalışmasında biz Erkul hocamızla, dalış okuluyla onun liderliğinde birçok dalışlar yaptık. Derin deşarj arıtma sistemleri üzerinde bir projelendirme hazırlıyoruz. Bu günkü dalışımız hemen hemen sona yaklaştığımız son dalış oldu. Dolayısıyla biz bu kadar senedir, hatta ilk bu projeye başladığımızdan beri mühendislik firması olarak arkadaşımız burada zaten İstanbul'dan geldiler. Onlar da bizzat bir dalış yaparak son durumu baktılar, filme çektiler. Kutengin yapılan çalışmanın avan bir çalışma olduğunu ve gelen yetkili mühendisin gelmesindeki amacın son eksiklikleri tamamlamak olduğunu söyledi. Bu bir ilgililere verilmek üzere bir avan projenin çalışmalarıydı bu kadar sene. Daha evvel de ölçümleri almış vermiştik. Eksikleri tamamladılar bugün zemin çalışmalarıyla. Her zamanki bir Erkul hocam liderliğinde hem sahayı tanıdığı için eşlik etti, hem de mühendislik hesaplarının yapılması için bu avan projeyi bizle beraber bir senedir, iki senedir takip eden, hatta ilk toplantılarımıza da katılan Murat Bey'le beraber dalış yaptılar. O da sahayı en son bir görmek istedi, yoklamak istedi. Onun çalışmasını yaptı. Bugünkü son çalışmamız diyebileceğimiz, bazı eksikleri kendilerine isteklerinden sonra göndereceğiz. Bugünkü çalışmamız bu. Kameralarımıza konuşan yüksek makine mühendisi Murat Akdoğan'sa, uzun süredir bu konu üzerinde çalışıyoruz. Yollanan bilgiler ışığında yaptığımız ön çalışmadan sonra biz de geldik ve su altına dalış yaptık dedi. Uzun süredir bu konu üzerinde çalışıyoruz. Sağ olsun Erkan hocamın yolladığı bilgilerin ışığında bir ön çalışma zaten başlatmış durumdayız. Son olarak da hani bizim de bir elimiz değsin diye biz de geldik. Biz de su altına bir dalış yaptık. Özellikle yine Erkan hocamla bir hattı gözle kontrol ettikten sonra mevcut attım. Bu projelerde yani sıkıntı olan zeminle ilgili de amfilik de olsa bir çalışma yaptık. Yani civardaki zemin nasıl, topografi aşağı doğru nasıl gidiyor, bunu gözledik. Dolayısıyla yani avan proje için gerekli parametrelerden önemli bir tanesini de bugün halletmiş olduk diyebilirim. Kutengin, yaptığımız bu projeyi gerekli devlet kurumlarına ve üniversitelere sunacağız dedi. Bu projeyi üniversiteler dahil, devlet kuruluşları dahil, yani konunun uzmanlarına sunacağız. Biz 2-3 senedir bu çalışmayı yapmamızın nedeni, bu proje yapılırken yapacak olan kişilere mühendislik hesaplarıyla bu konuyu bilen uzmanların hazırladığı avan projeyi sunarak onlara ışık tutmak ve zaman kazandırmak ve bu işin gerek maddi boyutları, gerek doğal şekilleriyle sunmak. Bizim Marmaris Çevreciler Derneği olarak her zaman olduğu gibi görevimiz bu. Ve bildiğiniz gibi de biz dernek olarak hep üniversitelerle çalışıyoruz.